yaptı itiraz. Şimdi YSK'nın işte bir yasa ihlali yaptığını, yani memur dışında görevlendirmenin teknik olarak mümkün olmadığını ama bunu yaptığını söylüyor. Evet. Diğer taraftan da seçmen nakillerinin usulsüz yapılması meselesi. Şimdi bunları üst üste koyduğumuzda bunun yolu aslında YSK seçimin yenilenmesi kararını verebilir. Ama YSK şunu da diyebilir. Ya evet, bütün bunlar var. İşte bu Maltepe Büyükçekmece'deki mesele bir savcılık soruşturmasının konusu. Hı hı. Fakat diğer taraftan kuşkuları gidermek için bir yeniden sayım yapalım da diyebilir. Ama bana sorarsan yeniden sayımla da bu işin içinden çok çıkılacak gibi değil. Yani iş seçimin yenilenmesine doğru gidebilir. Melih Keytan, hemen o zaman bu noktada süremiz daha az. 3 dakikamız var. Şunu sormak istiyorum. Şimdi Yalova örneğini verdiniz. Yalova az bir nüfustan bahsediyoruz ama İstanbul dediğimiz çok kalabalık. Milyonlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle seçim yapalım diye ya bir tekrar edelim diye YSK'dan bir karar gelirse eğer, bu ha deyince yapılabilecek bir seçim midir? Yoksa bunun için işte pusulaların basılması, zarfların hazırlık derken yine bir aya, iki aya yayılabilecek bir durum mudur? Sevgili Elin, bu yasada açık. Diyor ki mesela böyle tartışmalı durumlarda YSK seçimin yenilmesine karar verdiği anda takip eden ikinci ayın ilk pazarı. Yani bu da sanırım 2 Haziran ya da 3 Haziran'a denk geliyor. Bu 60 gün içinde de şeyin hazırlığını yapmak, İstanbul'a dair hazırlık yapmak hiç sorun değil. Çünkü Türkiye'de Türkiye genelinde seçim yapmak için bile 3-4 ay öncesinde haber vermek yeterli. Bu anlamda hani Türkiye'nin egzersizi sağlam. Burada mesele şu. Vicdanların rahatlaması gerekiyor. Yani bu kadar kuşku, şaibe ve tartışmanın giderilmesine ihtiyaç var. Bu hem Türkiye'nin demokrasi açısından hem de İstanbul'da oy kullanan siz seçmenlerin iradesinin gasp edilip edilmemesinin açıklığa kavuşması gerekiyor. Dolayısıyla bu iş bu haliyle, yani peki, sonuçlanmadan, aha, diyelim ki işte ya biz geçerse oyların %70'ini saydık, evet, %30'unu da saydık, fark kapanmadı ya da işte fark 11 bine indi, biz mazbatayı işte Ekrem İmamoğlu'na verdik, hadi, hı-hı, bu tartışma bitsin deyince kapanacak bir tartışma değil. AK Parti'den gelen açıklamalar ve bugün Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamalar, evet, şüphenin giderilmesine ihtiyaç olduğuna işaret ediyor. Ve bana sorarsanız bütün bu tartışma ve şüphelerin giderilmesi meselesinin de yol ve yöntemi, evet, YSK verecek. Sayın Cumhurbaşkanı bu söyledi ama bunun yolu sanırım hani seçimin yenilenmesine kadar bir prosedürün izlenmesi ihtiyacı doğabilir. Bu, peki, tartışmaları bitirmek açısından, vicdanların rahatlaması açısından. Peki. Melih Yeter, çok teşekkür ediyoruz.